değil. Bu o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Mesele gerçekten de çok akli delil ve mantıklara dayanılan bir mesele değil, inkar etme meselesi. Çünkü bir arabayı yapan ustayı inkar eden yok. Ama ustayı yapan, Allah'ı inkar eden çok. Süleymaniye'yi yapan, Sinan'ı inkar eden yokken Sinan'ı yapan yaratıcı inkar etmek mümkün değil. Yani şu müşahede aleminde bunları görüp inkar etmek inanın mümkün değil. Allah Allah. Şimdi peki neden böyle diyor bu arkadaşlar? Maalesef şöyle bir olay var. Allahsız bir yaşam nefislerin hoşuna gidiyor. Bu helal noktadaki adım atmaktan da korkuyor insan böyle olunca. Çünkü helale girdiğim anda eski bütün lezzetler sanki benden kaçacakmış zannediliyor ama haramın adım atışında bile vicdanı yakan menhus bir lezzet mevcuttur. Yani baktığında bir insan enerji diyerek bu işlerin üstünü istediği kadar örtsün ama altına hakikatine baktığınızda nefis şunu diyor. Ya ben şimdi ibadet mi ibadet edemem yani beni bunlarla uğraştırma. Tesadüfte, tabiatte, inkarda ne dersen de bir şey söyle beni bunlarla muhatap etme diyor. İşin hakikati bu. Üstad Hazretleri de bunu şu cümleyle izah ediyor. Şirk hevayı nefislerine yapışmıştır diyor. Bak cümleye bak ya. Yani şirkin altyapısı çok mantıklı demiyor. Ne diyor biliyor musun? Onların canı başka şey istediğinden o şirk ortaya çıkıyor diyor.